dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi gün batımı programımızda her gün değişik bir konumuz ve konumuz oluyordu. Bu akşamki konuğumuz ise Özel İdare Müdürü Celal Ballı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, konumuz ise bilindiği gibi çoğu vatandaşımız özel idare ne gibi görevler yapıyor bunu bilmiyorlar olacak. Celal Bey bize özel idarenin görevlerini söyleyecek. Vatandaşlarımıza buradan biraz bilgi aktaracağız. Bilmiyor. Celal Bey bizi bu konuda aydınlatırsanız. Teşekkür ederim. Evvela tüm TV olarak böyle bir programı hazırladığınız için size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz buraya kadar geldiğiniz için. Gerçekten bu bizim de büyük bir ihtiyacımız. Evet. Ve bunun boşluğunu biz de hissediyoruz. Özel idareye bazı konular bize de soruyorlar. Acaba ne iş yapıyor? Görevleri nedir? Bu bizi de bazı üzerimiz noktalar oluyor. Ama bunda sizlerin büyük katkısı olacak. Yerel basınlarımızın, medyanın çok büyük katkısı olacak ve halkımıza tanıtacak. Bunda bizim de çabamız olacak ki yaptığımız hizmetler anlıyoruz. Evet. Biz de inşallah o hizmetlerimizde hem daireyi tanıtacağız hem de özel idarenin kapsamını bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışacağız. Bu vesileyle sözlerime sizlere teşekkür ederken başladım ve Mersin halkına da ait sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Bir özel idaresi kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri görmekle yükümlü, taşır ve taşımaz malları olan, özel bütçeli ve karar organları bulunan bir kamu tüzel kişiliğidir. Evet. Bu vesileyle biz hizmetlerimizi bu sınır içerisinde yapıyoruz. Bir de bu özel idarelerin tanınmayışının nedeni gündeme gelmesine rağmen her olmayışı ve bugüne kadar birçok değişikliklerle uğramış kanunlarla yürütülmüş olmalı. Şimdi bilirsek bir olayın tabanını bilirsek kişinin maksat ve nasıl bir hizmet yaptığını ve onun gereksiniminin olup olmadığını anlarız. Müsaade ederseniz ben kısa cümlelerle anlatayım. Bunun evveliyatı ta 1864 yıllarına kadar dayanır. Bilir Devleti'nin kuruluşu ki Osmanlı İmparatorluğu döneminde. 64 yıllarında kurulan ve kurulmasına ihtiyaç duyulan yerel hizmetler, yerel idari şekilleri 1870 yıllarında İl İdaresi Kanunu kurulmasıyla kurulmasıyla biraz kaldırılmış 4-6 sene görev yaptıktan sonra veya hizmete girdikten sonra. Bilahare tekrar ihtiyaç hasıl olduğu için 1876 yılında icra yapılan anayasaya bu hükümler konmuş. Fakat 2. Abdülhamid anayasaya 2. yapılan anayasa iptal edince meclisi dağıtınca anayasa iptal olmuş ve tekrar yürürlükten kaldırmış. 1908 senesinde 2. Meşrutiyet ilanından sonra tekrar gündeme gelmiş. Ve 1912 yılında kanunu çıkartmak için uğraşmışlar. En sonunda 1913 yılında İl Özel İdaresi İdare-i Umumiye Vilayet Kanunu adı altında bir tüzük hazırlanmış, muvakkat tüzük ve bunlar yürütülmüş. Esasında kanun bir bütündür. Yerel hizmeti yapmak için kanun bir bütündür. Bu bir numaradan başlıyordu. Kanunun bir maddeden başlıyor, 149 maddelik. Bunun 1 ile 74 maddesi İl İdaresi Kanunu. Bunun için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, yanlış söylemeyeyim inşallah, şeklini almıştır. Hala yürürlükte. 75. maddeden 149. maddeye kadar da İl Özel İdaresi Kanunu. Birisi muvakkat kanun, birisi daimi kanun niteliğinde. Birisi muvakkat kanun niteliğinde. Bunlar üzerinde zaman içerisinde değiştirmeler olmuş. Kaldı ki 1924, 1962, 1972 yıllarında ve 1980 ve her zaman bu yerel yönetimlerin ihtiyacı için özel idarelerin, yerel yönetimlerin gereksinimleri ortaya konmuş. Bunu şu demek istiyorum bu konuyla. Demek ki 1864 yılından beri her konuda gündeme girmek için uğraştırılmış, alınmış. Bir gereksinmesi duyulmuş ve bunun olması doğal olmuş. Ve hatta şu andaki yürürlükteki anayasamızın 123. maddesi devlet idare şeklini yerinden
yerinde yönetim ve mahallinde yönetim şeklinde iki bölümde yapılmasını da öngörmüştür. Ve 127. maddesinde de belediyelerin, köylerin ve ilgili yerlerinin varlığının korunmasına hüküm konmuştur. Evet, Cevabı yılından beri bu yana devamlı değişikliğe uğramış ve uğratılmaya çalışılmış. Yeni kanunlara göre koordinasyon sağlamaya çalışılıyor da bugünlerde çalışması pratik olarak. Onu arz edeceğim. Şimdi buradan oraya geleceğim. Yaptığımız bir istatistik araştırmaya göre ve okuduğum bazı bilgilere göre 100'e yakın bugünkü yürürlükteki kanunlarla bağlantımız var. Dolaylı yönden 40-50 tane daha kanunla bağlantımız olduğunu düşünsek İl özel idaresi 150'ye yakın kanunla bağlantısı var. Ve birçok zamanlarda bu değişimler olmuş. Bugün her kurum, birçok kurum kendi teşkilat kanunlarını çıkarttığı için artık bizlere ihtiyaç kalmamış. Herkes kendi görevlerini yapıyor. Örneğin Bayındırlık Bakanlığı, örneğin köy hizmetleri, teşkilatları zamanında il özel idaresine bağlıyken şimdi kendi teşkilat kanunlarını kurmuşlar, ayrılmışlar. Ama bizim onlarla bağlantımız, hükümlerimiz iptal edilmediği için ister istemez bağlantılı hale girmiş. Dolayısıyla yaptığımız hizmetler içerisinde biz bunların görevlerine direkt veya en direkt olarak katkıda bulunabiliyoruz. Bu görevler içerisinde ana başlıklar altında sizlere turizm hizmetleri, kültür hizmetleri, eğitim hizmetleri, spor hizmetleri, bayındırlık hizmetleri, tarım hizmetleri, sağlık hizmetleri ve birçok sayabileceğimiz hizmetlere özel idare olarak katılmak mecburiyetindeyiz. Zira mecburen katılıyoruz. İnsanların aldığı nefes ve içtiği su insanlara ne kadar gereksinirse yerel hizmetler de halka o kadar gereksinmelidir. Bu ne? Bunun içerisinde bu şu bakanlığın görevi, bu bakanlığın görevi diyemiyoruz. Çünkü mahalli bir hizmet, mahalli müşterek bir ihtiyaç bunlar. Mahalli müşterek ihtiyaçları yerine görmek için kanunumuzda en son 1987 yılında yapılan ve ismi de değiştirilen ve birçok Arapça, Farsça kelimeleri kaldırılan özel idaresi kanununun kapsamını biraz genişletip mahalli müşterek nitelikteki yatırımların hizmete girilmesinde ilin yetkili karar organlarının yetkili olduğu hükme getirilmiştir. Hatta bu ilk zamanlar geçiren kanunda bunu Bakanlar Kurulu kabul eder belirler denilmesine rağmen Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir. Hayır, gerekçesi bu ancak mahallin ihtiyaçlarını mahallin yetkili karar organları tespit eder demişler. Ve bu bizim bakış açımızı ve görev alanımızı genişletmiştir. Böyle olunca biz hizmetlerimizde aktif duruma gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla her hizmetimiz o kadar çabuk görülüyor ki birçok bürokratik engeller yerinde hemen bitiyor. Öyle bir ihale yapıyoruz. İlimizin yetkili itamiri vali tasdik ettiği zaman hemen yürürlüğe giriyor. Ve en azından sözleşme süresi, tasdik süresi ortadan kalkmış oluyor. Bir işin hizmete girebilmesi için zamandan kazanıyoruz ve yerinde denetim yapılmış oluyor. Ve alınan kararlarla yapılan uygulamalarla da yapılan işler de bir bakıma denetlenerek devam etmiş oluyor. Böyle olunca yerel yönetimlerin hizmetleri aktif hale geliyor. Bizim belediyelerden tek farkımız, belediyeler kendi sınırları içerisinde hizmet yapıyor. Ama il özel idareleri hem belediye hizmet sınırları içerisinde, hem belediye sınırları içerisinde köylerimize, hatta bazı civar illerle buluştururken yatırım hizmetleri de yapabiliyorlar. Bu yatırım hizmetlerini de affedersiniz. Evet. Kastınız nedir acaba? Yatırım hizmetleri kurumların önerdikleri kendi alanlarına giren hizmetler. Mesela okul bir yatırım hizmeti. Hı hı. Bir kültür tesisi, bir yatırım hizmeti, kültür bir yatırım hizmeti. Eğitim hizmetleri vardır. Sağlık hizmetleri, sağlık ocakları, hastaneler, dispanserler, bakım yurtları bunlar gibi. Bütün bunları özel idarenin görevler arasındadır. Görevler arasında oluşturulması. Evet. Köyleri de yaratıyorsunuz. Köylere de. Sınırlarının dışında, belediye sınırları içinde böyle. Eğer alana girdi, belediye muhakkak biz bütün kuruluşlarla görüş açık oluyor ama biz bu dair içerisinde belediyenin müdahalesine giren konularda müdahale etmeyiz. Söyleyeyim, bir ruhsat işlemi varsa veya izin verilecekse, yapılaşma izni verilecekse ona biz müdahale etmeyiz. Ama belediye sınırları dışında olursa, ilgili idaresi ona da
Kullanım izni de verebiliyor. Bu konuda evet, çalışmada yapabiliyor. Çalıştırma izni verebiliyor. Bunlar hep bizim görev ve yapma tarzlarımızın içerisinde. Peki pratik olarak son zamanlarda yapmış olduğunuz birkaç faaliyetten söz edebilir misiniz? Mesela eğitim alanında veya sağlık alanında olan herhangi faaliyetlerimiz var mı? Geçen yıl 29 ile 50 derecesinden olmak üzere yanlış söylemeyeyim. 27 ile 29 arasında bir esnek kullanayım. Çünkü senenin sonuna doğru geldiğim için şahın. 27-29 tanenin 29 tane sağlık ocağı ödevler bütçesiyle yapıldı. Bu sene 4 tanesinin ihalesini verdik. Her biri 728 milyon liralık bir keşif bedeli. Tabi bu KDV'si fiyat farkları olursa bu belli bir marja çıkacaktır. Ödevler bütçesinden destekliyoruz. Bunu şöyle yorumlayayım istersen. 1995 yılı ödevler bütçesinden sağlığa 14,5 milyar lira. Milli eğitime 17 milyar, kredilerine 35 milyar, tarım sektörlerine 5 milyar, spor tesisleri için 2,5 milyar. Ülke genelinde bu bölgemiz için. Bu sadece Mersin için ülkeler. Biz sadece kendi bulunduğumuz özel bütçesiz için başında. Mersin'in münhasır bütçemiz olsun. Bu gibi nakitler, karşı kurumunda genel bütçeden aldığı nakitlerle birleştirecek bir çoğunu müşterek ve koordinat bir şekilde yürüteceğiz. Peki Celal Bey, programı size takdim ederken de ben şunu demiştim. Vatandaşlarımız özel idari iş alanını biliyor da özel idarenin görevlerini bilmiyor. Bunu niye bağlayabiliriz ki bu kadar faaliyet içerisinde olan bir bölüm? Bunu ben şuna bağlarım. Her zaman bunun bir şey tarafı var. İl özelleri var. Evet. İl özellerinin karar organları il genel meclisi, il daim meclisi ve vali. Vali İl özel dairesinin başıdır. Örnek vereceğim. Bir köye içme suyu geliyor. Hı hı. Bunun borusunu özeller alır. Çimentosunu özeller alır. Ama hizmeti köy hizmetleri yapmış olur. Örneğin İçer Valiliği'nin katkıları ve İçer Valiliğimizin çabaları ve İçer Valiliği'nin tabii dolayla ve parantezine özellere cümlesi söylenmediği içindir. Her şurada il içerisinde köy hizmetlerinin her taşıtında özellerinin katkısı vardır. Bir saati vardır. Tarımında özellerin katkısı vardır. Özellerin katkısı olmayan hizmet birimi veya hizmet burada ben göremiyorum şahsen. Bütün konuları. Bu nedenle valilik olarak geçtiği için özellere ondan tanınıyor. Çünkü özellere temsil yetkisi valiye ait. Özellere müdürlüğü bir bağımsız müdürlük değil. Aslında bu şekilde yorumlamak lazım. Bu şekilde halkımız bilirse böyle olur. Ha, köy hizmetlerine gidiyoruz. Bazı köylere gidiyoruz. İşte orada diyor işte köy hizmetlerimizden Allah razı olsun bize şu kadar su getir. Doğru. Allah razı olsun hizmet yapalım. Ama o hizmetin getirilmesinde borusundan, çimentosundan ve her türlü kanalizasyon hakkısı var. İlgilenmesinin almış olduğu kararların, elcimenin almış olduğu kararların, sayın valimizin getirmiş olduğu fikirlerin çok büyük katkısı vardır. Fakat valilik özel dereyi vali temsil ettiği için geçiyor. O nedenle özel dereyi adı geçiyor. Bütün mesele bu. Yani buradan kaynaklanıyor. Cila Bey diyebilir misiniz ki vatandaşlarımız her ne kadar tanımıyorlarsa özel idareyi aslında birlikten alacakları izinler ve yardımları özel idare direkt başvurduklarında da yardımcı olabiliyor musunuz? Tabii oluyoruz. Bütün gelen biz direkt valiliğe gelmeden biz valiliğimize yapılmış müracaat gibi kabul ederiz. Vatandaşın hizmetini aksatmamak için eğer hizmet görülecekse, usulüne uygunsa en kestirme yoldan ne yapacaksa biz onu yapıyoruz. Ve hiçbir zaman bir dairemizde bir vatandaşın beklemesine ve evlatın beklemesine neden olacak hiçbir zorla meydan vermiyoruz. Çünkü o nihayet sonunda da o sayın organlarımızın önemli olan işin neticesi prosedür pek o kadar önemli değil. Diyebiliriz ki belediye sınırları dışında oturan vatandaşlarımız herhangi bir ricaları olduğunda belediyesine bile o ilgili makamlara iletir. Hiç beklemez. Anında ilgili makamlara iletir. Bizim eğer cevap vereceğimiz konuysa zaten biz orada hallederiz. Ama cevap veremeyeceğimiz. Peki vatandaşın aslında sizin de işleri oluyor mu? Tabii olur. Bizim vatandaşın bizim de işleri şu anda en fazla köy muhtarlarımızın cami yapıyorlar, kanalizasyon yapıyorlar, değişik projeler üretiyorlar köyde. Bunlar için yardım talepleri oluyor. Gelirler, direkt valiliğimize müracaat ederler, bize de müracaat ederler. İlgili karar organlarımıza götürür en azından. Hiç bekletmek için onların dilekçelerine lehte ve ayete cevaplarını veririz. Ama genelde hemen hemen hepsi olumlu olur. Onun haricinde
hizmette bir aksamamız olmuyor. Muhtarlarımızın en çok talep ettiklerini gibi hizmet oluyor. En çok son zamanlarda kanal yoksun su. Biliyorsunuz köylerin içmede ön plana geldi. Şebeke sistemi su. Ve buna da biz de en fazla öncelik veriyoruz. Bu nedenle şunu da burada övünerek söyleriz. Özel dere bütçesinden 4 milyar liralık bugün ödemesini yaptım. Bir boru aldık. 6 milyarı 4 milyar liraya aldık. O kadar boru. Ondan önce de bir o kadar 3 milyar liralık boru aldık. Bir de yakında yine 2-3 milyarlık bir boru alıyoruz. Bunu köylerimize dağıtıyoruz. Sulamada kullanıyoruz. İşte bu aldığımız bugün 4 milyar, 6 milyar 3-6-6-12 milyarlık hemen hemen boru özel der olarak yapmıyoruz. Sayın Valimiz kanalla yapıldığı için veya üzerlere vali temsil ettiği için, valilik yaptığı için ve isim öyle geçiyor, onun için üzerlere tamamlıyor. Ama tabii bu işin gereği o. Evet. Vali temsil, nerede ne temsil ediyorsa o. Ama köy hizmetlerimiz yapmış oluyor. Evet. Tabii yapsınlar, biz gurur duyar. Kim yaparsa yapsın. Önemli olan hizmetin ulaştırılması. Her kişinin bir başarı oyuncusu vardır ama onun temelde arkasında. Evet. Arkadadır. Tamam. Biz biraz kendimizi o planda görüyoruz. Arkada birçok yeni yardımcı var. Halka bunu anlatmak lazım. Bilmiyorum yalnız. Evet, halkımızda bu konu hakkında aydınlanmış. Artık sadece özel idari iş alanının idarenin görevlerini de bilmiş oldular. Efendim, son söylemek istediğiniz bir söz var mı? Valla son söylemek istediğim söz, sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zaman içerisinde daha detaylı fırsatlar olsa sizleri bilgilendirerek, lakin sizlere gelmek şartı yok. Sizleri bilgilendirerek bizlerin daha geniş kapsamda yapmış olduğu işlerden veya programlarından, hatta bizim mevcut basın kuruluşlarına sizler de katılırsanız ki katılıyorsunuz, ben inanıyorum geliyorsunuz. Evet. Şimdi tanıyorum. Hizmetlerin nasıl üretildiği, nasıl yapıldığını görürüz. Ve bunlar da TV'den, yerel basından sık sık duyurulursa ister istemez özellerin etkinliği etraf halk tarafından tanınacak. Sadece vergi kaydı çıkan bir daire gibi görünmeyecektir. Peki Cenab Bey, son olarak ben size bir soru sormak istiyorum. Bu özel idarenin harcamış olduğu paranın kaynağı nedir? Kaynağı Ankara'dan, Türkiye'den mi? Yani şimdi ben onu da söyleyeyim. Tabii her kurumun giderinin bir kaynağı olacak. Bu kaynaklar bizde öz gelirimiz olarak bahsedeyim. 2380 sayılı kanunla devlet veri yerleri toplamından, devletin veri yerlerinden topladığı paradan özel idarelere ve belediyelere ayırmış olduğu bir pay var. 2380 sayılı kanun. Bu paydan 1,15 civarında bir pay ayrılıyor özel idarelerine. Bunun içerisinde sadece çeşitli kesintileri olduktan sonra bize bu nüfus oranına veya dağıtılıp geliyor. Bu yaklaşık olarak bize 10-10,5 milyar lira aylık bir gelir getirir. Bu son ayda aldığımız miktar yüksek bu. Çünkü devlet vergiyi ne kadar fazla toplasa bizim payımız o kadar fazla gelir. Onun haricinde orman mahsulleri satışından elde edilen paylarımız var. Onun haricinde emlak vergisi payından hissemiz var. Belediyelerden onları alıyoruz. Her tahsilatın %15'i bize intikal edecek. Onun haricinde taş ocakları var. Onun haricinde kira gelirlerimiz, faiz gelirlerimiz ve diğer bütün gelirlerimiz, ana başlıklar altında gelir kaynaklarımız bunlar. Böyle de ilimizin bütçesine yeterli özel idarenin kaynakları var. Ve bu nedenle diğer kurumlarımıza sağlığa bilhassa çok önem veriyoruz. Köy hizmetlerimize çok önem veriyoruz. Şimdi atlatlamak için çok önem veriyoruz. Tarım, bütün ilçelerimize şimdi aşılama yapıyoruz. Bütün ilçelerimize fidan dağıtıyoruz. Bunları hep tarım kanalıyla yapıyoruz. Tarım müdürlüğü vasıtasıyla yapıldığı için belki eğlenebiliriz ama bunun kaynağı bizimlerden, hatta taşıtlarından akaryakıtına varacağı da bizden. Finanse ediyorsunuz bir yerde. Finanse ediyoruz, evet. Bu nedenle bütçemizin bugün 35 milyar köy hizmetleri, 17 milyar milli eğitim, 15 milyar sağlık, 15 milyar tarım, 2,5 milyar beden terbiyesi, hem spor sahaları yapıyoruz köylerimizde. Köylü talebelerimizi kötü alışkanlıklar gibi kurtarmak için gençlerimizi. Onun gibi kültür, turizm hizmetlerine ayırdığımız ödeneklerle birlikte kendi yatırımımıza bütçemiz 157 milyar, bütçemizin 80-85 milyarını yatırıma ayırmışız. Ki hiçbir yerde %50'nin üzerinde yatırıma
bayrağı ayırmak biraz babayı zekâr değil. Evet, doğru. Epey de paralar var ortada gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla siz anlattınız şimdi. Peki bu arada eğitim dedik, köy dedik. Siz belediye sınırlarının dışındaki köyleri de el atıyorsunuz. Oradaki faaliyetleri de yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Orada eğitim konusuna köylerde eğiliyorum. Yani o milli beden terbiyesi tamam, kötü alışkanlıklardan gençlerimizi köylerde uzaklaştıralım diyoruz ama bir de eğitime yönelik köylerde biraz daha ağırlık verilen. Eğitim tabii bir kendi teşkilatları var. Milli Eğitim Müdürlüğümüz var. Onlar vasıtasıyla finanse ediliyor, programlandı. Hiç diyemem ama maddesel gözlük katları hariç her türlü kırtasına varınca kadar, hatta okulların telefon zorlusuna, paralarına varıncaya kadar, yakacaklarına varıncaya kadar özellere bütçesinden bir genel idare de geliyor. Bizim katkılarımızla destekleniyor ve eksik kalanlarını biz tamamlıyoruz. Evet, yani şimdi o yönde. Ama program tabii onların kendi programı. O idare ve programlarına biz müdahale etmiyoruz. Biz sadece parasal katkımız oluyor bunlar. Teşekkürler açıklamalarınız için. Teşekkür ediyorum. Programımıza geldiğiniz, vatandaşlarımızı aydınlattığınız için çok teşekkürler Celal Bey. Ben teşekkür ederim. Tekrar Mersin halkına sonsuz saygılarımı sunuyorum. Hizmet etmekten gurur duyuyorum. Zira en azından bu memleketin çocuğuyum. Türkiye'mizin her tarafında görev yaptım. Her yer benim için son derece değerli. Burada ben belki son görev yerim olabilir. Bundan sonra başka yere görev yapmam ama memleketimizde de ben bir çivi çakmam nasıl gurur duyarım. Herkese saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler. Biz de katılıyoruz. Celal Bey, Türk sanat müziği seversiniz. Evet. Sırada çok güzel bir parçamız var. Adnan, hangi sanatçımızdan dinleyeceğiz bu güzel parçayı? Evet, Muazzez Ersoy diyoruz. Mahkum Geceler. Evet, hep birlikte izliyoruz.